Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Berat gecesine doğru yaklaşırken tevbe etmemiz gereken günahlar var. Buyuruluyor ki bazı günahlar var. Bunlarla beraber kandile girse, Berat gecesine girse ama bu günahlardan tevbe etmezse beratini alamaz buyruluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem bu günahları Beyan ediyor kardeşlerim. Şimdi e, hepsini detaylandırırsak biraz uzun süreceği için inşallah kısa kısa başlıklarını söyleyeceğim inşallah. Birincisi şirk koşmak. Zaten şirk Berat gecesi değil, Kadir gecesi olsa e, iman etmedikçe af olmayacak bir günahtır. Şirk üzere ölen işi bitmiştir. Daha onun af olması yarın ahirette babası peygamber olsa, evladı peygamber olsa bir fayda ona temin etmeyecektir. Birincisi şirk koşmak. Allah evimizden ocağımızdan uzak tutsun. İkinci günah kardeşlerim kin tutmak. Şahna deniyor buna. Kin tutmak bu yani maalesef işte Müslümana kin tutmak, buğz etmek, efendim, e, haset etmek bunlar. Bu günahla beraber kandile girilse, berat gecesine tevbe etmezse, herkes beratini alsa o beratini alamaz buyuruluyor kardeşlerim. Bu günah varsa biz de hemen kandilden evvel tevbe edelim. Bizler de beratimizi alanlardan olalım inşallah rahman. Üçüncü günah katillik bir adam öldüren. Bu günahları kandilden evvel tevbe ederse beraatini alır. Ama beraat gecesine kavuşmuş hala bu günahlardan tevbe pişman olmamışsa beraatini alamaz. Bunlar hakkında tabi ayetler hadisler ben teferruatına giremiyorum. Allah'ım cümlemizi adam öldürmekten muhafaza eylesin. Çok büyük tehditler var onlar hakkında. Bir diğer günah kardeşlerim içki içmek. Yani adam e, berat gecesine kadar içiyor, hala içmeye devam ediyor. Ama o gece ibadet de yapıyor mesela. E, öyle içki içen var mesela berat günü oruç tutacak, berat günü gecesi evet camiye gidecek normal zamanda gitmiyorsam da mesela diye e, böyle insanlar da var. Ama bu günahla kandili girdiği için o orucun ve namazın ona faydası olmayacak kardeşlerim. Beraatini alamaz buyuruyor. Diğer bir günah zina etmek. Allah muhafaza bu da çok yayılmış. Allah'ım ailelerimizi, çoluk çocuğumuzu e, muhafaza eylesin. Bu belaya düşen kardeşlerimize Rabbim tevbe nasip eylesin kıymetli kardeşlerim. Yani bu günahlardan tevbe edersek beraatimizi alırız. Ama bu günahlarla beraber biz kandile girersek efendim e, beraatimizi alamayız. Bir diğerisi anne babaya isyan. Anne baba sözünü dinlemek, dinlememek, meşru olan isteklerini yerine getirmemek. Anne babaya isyan etme. Ya bu hususta sana Rabbimiz öf bile. Ve <laughs> la öf. Bak Üf ya öf. Her zaman dediğim şey öf bile demeyin buyuruyor. Ve güllehüme kavlen kerima. Onlara çok yumuşak konuşun buyuruyor onlar size bak küçükken siz ne haldeydiniz? Onlar sizi bu hale getirdiler, büyüttüler. Efendim altınızdan aldılar, geceleri uykusuz kaldılar. Ne sıkıntılar, ne meşakkatler. Bir çocuk efendim büyütmesi kolay bir şey mi? Anne baba ne fedakarlıklar yapıyor. Kema Rabbe yani sahira. Ya Rabbi onlar beni küçükken nasıl baktılar? Bana acıda, acıdılar. Üzerine sinek konsa yavrunun anne baba kaçırıyor ya. Sinekten sakınıyor yeni doğmuş bebeğini. Sen de ya Rabbi onlara rahmet et, onlara lütfunla muamele et diye bu şekilde yalvarın bana diyor Mevla. Şimdi babaya moruk diyen, anneyi takmayan, babayı takmayan bir nesil yetişiyor kardeşlerim ya. E bunlar neden işte Kur'an'dan, sünnetten uzak kalmaktan yani. Allah'ım yavrularımızı Kur'an ve sünnetin ahlakıyla ahlaklandırsın. Amin. Sıla-i Rahim'in kata'ı yani sıla-i Rahim'i kesmek. Adam işte anasını aramıyor, babasını aramıyor, amcasını, dayısını, teyzesini. Yani e, her zaman arayamayabilir ama en azından bayramdan bayrama. Yani mesele burada küs durmak, küs. Yani sıla Rahim özellikle yakın akraba küs durulduğu zaman da zaten üç günden fazla bir Müslümanla küs durman efendim, haram ya. E bir de akrabalık bağ olduğu zaman seni beraat gecesinden bile mahrum edecek kadar büyük bir günaha girmiş oluyorsun. Onun için kardeşlerim akrabalarımıza küs olanlarımız varsa ya bana çok büyük haksızlık etti, çok büyük zulmetti, bilmem ne yaptı, ya ne yaptıysa yaptı. En azından selamı kesme. Bunun son noktası budur yani. Adam sana selam veriyor, selamını almıyorsun. Sen tamamen bağlantıyı koparmışsın. Selam bağda kesildikten sonra af olmazsın. Ama Eskisi gibi samimi olmayabilirsin. Eskisi gibi git gel yapmayabilirsin. Eski efendim muhabbetin olmayabilir. Ama bir mecliste gördüğün zaman da selamını verirsin. Evet sana veya selam verdiyse selamını alırsın. Ben veriyorum adam almıyor. O beraatini alamazsın. Sen selamını ver sen beraatini al o alamasın. Küs durmak, sıla-i rahimi kesmek. Allah muhafaza kardeşlerim. İsbali izar. Yani etek sarkıtmak, işte elbiseleri böyle kibirden dolayı sürükleye sürükleye efendim e, yürütmek, kibirli elbiseleri kibir için giymek de denilebilir. nem nemmamlık, diğer bir günah, söz taşımak, yani ortalığı fitneye vermek, insanları birbirine küstürmek, insanları birbirine daraltmak için bir, bir ondan Allah'a ona, ondan Allah'a hani sulh için değil, barış için, iyi olsunlar için değil, kötü niyetle Aralar açılsın. İşte buzları, nefretleri, kinleri artsın niyetiyle. Söz gezdirenler de o gece ibadetle yapsalar, oruçta tutsalar, beraatlerini alamazlar. Diğer bir madde heykel yapmak. Aman ya Rabbi. Bu heykel yapmak. Evinde olsa melek girmez, rahmet meleği girmez. Efendim, bereket o. Heykel put ya. Evinde put olan insanlar, heykel olan insanlar var. Allah muhafaza. Ve kardeş bunun ticaretini yapanlar. Yarın ahirette bunun hesabını veremezsiniz. Hadi bakalım o zaman azabı da devamlı olacak. Kıymetli kardeşlerim Allah'ım cümlemizi muhafaza eylesin. Ama onlara de alanlar da destek vermiş oluyor. Sen almasan adam o işi yapmayacak. Yani bazı durumlarda da adama destek veriyorsun. Sen alıyorsun adam bir yenisini daha yapayım diyor o zaman. Kimse almazsa adam dükkanı tezgaha kapatacak müşteri bulamayınca. Alanlar da ortak olmuş Oluyorlar kardeşlerim. Evet bir bu günah da heykel. Diğer sihir büyü yapmak. Büyü yapmak yaptırmak bu işlerle uğraşmak Allah'ım cümlemizi muhafaza eylesin kardeşlerim. Diğer bir günah kehanet. Gelecekten haber vermek, kayıptan haber vermek. İnsanlar işte fal bakıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Bunlar hep yani Efendimiz sallallahu indirilen kitabı inkar etmiştir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir insan bir falcıya gitse efendim o da işte ona ne bileyim eline baksa kahvesine baksa bir şeyine baksa da şöyle olacak böyle olacak bilgiler verse bu da ona inansa Allah'ın indirdiği kitaba küfür olur buyuruyor sallallahu Şu anda insanlar bunlarla gırla gırla şu ne olacak bu ne olacak La ya'lemul gaybe illallah gaybancak Allah bilir buyurmadı mı Kur'an-ı Kerim'de? Memati diri maza bu kada yarın ne olacak bunu ancak ben bilirim buyurmadım Allah celle celalü sen ne gidiyorsun ona buna yarın ne olacak şu ben kimle evleneceğim ne, ne çocuğum olacak ne bilmem ne olacak bunlar kayıptan haber verenlere inananlar efendim bu hatalara düşmüş olurlar diğer bir günah kardeşlerim küs durmak Diğeri sılayı rahimi kesmekti. Bu küs durmak. Bir arkadaşından, bir komşundan, bir eşinden, bir küs durmak dinimizde evet üç günden fazla bir üç gün haddini bildirme cezası müsaade etmiş Mevla. Üç günden sonrası zaten haram ya. İçki gibi, kumar gibi, yalan gibi, faiz gibi haram haram. Ya bunun artık açıklaması yok yani. Ama dediğim gibi sana büyük bir zarar vermiştir. Çok samimi olmayabilirsin. Ama selam bağını koparmayacaksın. Gördüğün zaman bir selamını Vereceksin. Diğer bir günah kardeşim ribaya ısrar. Faizciliğe ısrar etmek. Kredi, faiz alan veren, şahitliğini yapan imzayı attıran hep bunlar birbirine tabidir. Evet. Ticarette hile. Yalan yeminle malını efendim işte değerini artırmak malın ayıbını örtmek malın ayıbını gizlemek efendim tartıda eksik yapmak bunlar hep ticarette hileye giriyor. Evet şairlik Allah Allah şairlik yani öyle şarkı besteleri var kardeşlerim insanları dinden imandan çıkarıyor. Bu şekilde beste yapanlar bu şekilde bunları dinleyenler işte felek diyor haşa efendim işte adaletin bu mu diyor ne bileyim değişik değişik. Efendim e, pek de biz için bilmiyoruz ama bazı duyduklarımız da var efendim burada böyle e, sakıncalı şairlikler yapanlar, şiirler söyleyenler, şarkı besteleyenler de beraat gecesi beraatini alamaz buyuruluyor. Evet davul, u, tambur gibi müzik aletleriyle meşgul olmak. Ya, görüyor musun? Belki şimdi davul çalanlar, zurna çalanlar bize kızacak ama e, ne yapalım? Allahu Teala bunları yasak etti kardeşim. Bizim dünyada eğlenceye mi geldik biz dünyaya eğlenmeye mi geldik? Allah'a ibadet yapmaya geldik allah Allahu Teala Hazretleri ayetlerinde bunları beyan ediyor. Ve minen nasi men yeşteri lehvel hadisi li yudilla an O insanlar efendim insanlardan bazıları satın alıyorlar. Neyi? Efendim ve minen nasi men yeşteri lehvel hadis. Boş sözleri. İşte bu şarkılar bu bütün sahabe ikram buna bu manayı vermiş. Şarkı, çalgı, çengi, müzik aletleri bunları satın alıyorlar. Efendim dinliyorlar, dinletiyorlar. <laughs> Bunlar Allah'ın yolundan insanları uzaklaştırıyor Allah buyuruyor. <laughs> Onlara can yakıcı azap edeceğim Allah buyuruyor. Bunlar Allah'ın diniyle alay ediliyor kardeşlerim. Bu işlerle meşgul olanlar kendilerine daha efendim, uygun, helalinden işler baksınlar. Kardeşlerim bu günahlardan Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Bu saydıklarımızdan bizde olan varsa hemen tevbe edelim. Berat gecesine girmeden güzel tevbemizi yapalım. Ya Rabbi ben bu zamana kadar bu günahı yapmışım. Bundan sonra yapmayacağım. Tevbe ediyorum. Sana yöneliyorum deyip kandile o şekilde girip beraatini alan kullarından olmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin. Şehrü Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ânü وبينات من الهدى والفرقان